Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen üçüncü günü başlıyor. Bugün tarzıyla çok konuşulan aslen Bursalı yarışmacımız Alen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ya bu ne enerji? Biz her zaman enerjiyiz Gürbüz. Alen'cim kimlerle geldin? Annemle geldim. Annemden zaten çok bahsediyorum Gürbüz, biliyorsun masada. Beni ana kuzusu yaptılar ya. Olmaz. Benim oğlum ana kuzusu değil. Herkese gösterecek kim olduğunu. Öyle mi diyorsunuz? Tabii evet. Ki. Bu da kuzenim Nilay. Kuzenimle geldim. Çok güveniyoruz. Başaracak. Vallahi masalarda çok sessizdin ama bugün seni çok iyi görüyorum. Evet, çünkü bugün benim günüm. Arı gibi geliyorum, arı gibi sokacağım bugün. Vay vay vay. Ya anneciğim, Alen'in başka bir adı daha var diye duydum. Nedir bu işin aslı? Normalinde adı Anıl. Ama Alen, takma lakaplı adı, sahne adıdır Anıl'ın. Ya. Ama Gürbüz'cüğüm, arkadaşlarım beni Alen olarak biliyor, ailem beni Anıl olarak biliyor. Şimdi arkadaşlarıma Anıl diye birini sorarsan tanımıyorlar. Aileme Alen diye birini sorarsan onu da tanımıyorlar. Yani ortaya karışık bir şeyiz. Nilacığım, sen ne diye hitap ediyorsun? Ya ben Anıl diyorum tabii ki, çünkü çocukluğumuzdan beri Anıl abi, Anıl abi olarak büyüdüğümüz için bizim için Anıl. Ama... Abi deme, yaşım ortaya çıkıyor ya. Kaç günden beri benim yaşımdan vuruyorlar ya, yapma bunu. Alen'cim seni yakından tanıyalım. Gürbüz, bende ne yok ki? Makyözlük var, kuaförlük var, tasarımcılık var. Şu an şan eğitimi alıyorum. Mum eğitimi alıyorum. Say bitmiyor yani. 10 parmağımda 10 marifet. Ama bunu 2 gündür gösteremiyorum. Çünkü beni bastırıyorlar ya masada. Sen bir de Almanya'da doğdum demiştin. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben Almanya'da doğdum. Bunu bir kere söyledim mi? 2 gündür 40 ülke gezdim. 15 ülke gezdim. Onu yaptım, bunu yaptım. Bence biraz kötü kokular alıyorum ya. Kötü koku derken? Görgüsüzlük kokusu alıyorum ya. Ben hiç bahsettim mi, orada doğdum, burada büyüdüm, onu yaptım, bunu yaptım. Ben geçen hafta daha Paris'teydim ya. Ben bundan bahsettim mi? Bir dahaki ay şeye gidiyorum, Almanya'ya gideceğim, Hollanda'ya gideceğim. Bunlardan bahsediyor muyum? Etmiyorum. Anneciğim, Alen başarabilecek mi? Ne dersin? Alen her şeyi başarabilir. İstedikten sonra komple kendi içinden gelecek. İstediği zaman her şeyi başarır. Ona güveniyorum. Bu yemeklerini de çok güzel yapacak. Sahnesini yaptığı gibi, bütün işlerini başardığı gibi her şeyin arkasındayım ben onun. Ya nedir bu sahne olayı? Sen bir yerde şarkı mı söylüyorsun? Ya Gürbüz, ben şarkı söylüyordum eskiden ama şu an bıraktım. Şimdi şan eğitimine başladım. Şimdi böyle şanla manla böyle fazla şov yapmak istemiyorum. Sonra diyecekler, şov yapmaya gelmiş, bir şey yapmaya, ünlü olmaya gelmiş, kendini göstermeye gelmiş. Onlara gerek yok diye düşünüyorum. Nilay'cığım, sen Alen'in yemeklerini yemişsindir herhalde. Nasıl yemekleri? Hep yiyoruz. Yani eve geldiği zaman zaten ben bir mutfağa gireyim diyor, siz bir çıkın diyor bize ya. Ben yapayım bir yemekleri de diyor, siz yiyin. En son geçen bize bir iftar yemeği verdi. Yani böyle parmaklarımızı yedik. O kadar lezzetliydi. Zaten bugün yapacağı menü yaptı o akşam bize. Herkes bayıldı. Hele o tatlısı. Bayıldık yani. Anne reçeti. Evet. Halamın reçetesi Anıl abimin yapımıyla mükemmel sonuçlar. 75 bin kimin olacak? Bizim olacak! 75 bin kimin olacak? Bizim! Bravo! O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümü sayayım. Öncelikle sebzeli yoğurt çorbası yapacağım. Ara sıcak olarak kıymalı kayık börek yapacağım. Yanına pesto soslu meze yapacağım. Ana yemek olarak da sebzeli bonfile sarma yapacağım. Yanına patates püresi yapacağım. Tatlı olarak da Hindistan cevizli ananas topları yapacağım. Bravo! Bir de yeşil salata yapacağım. O zaman bir daha alkış. Artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi Alen'e şans dileyin bakalım. Bol şanslar canım. O dünya tatlım benim. Oh, kazanacaksın. Bugün canım senin benim. Günün. Evet, benim günüm. Hadi koş. Hadi o zaman markete. İmkanı yok. Yani bu menüyle en fazla alacağı diğer kişilerden puanı 4 ya da 5'i zorlar belki. Hiç birincilik menüsü değil. Eğer hazır ürünler kullanırsa 3 puan bile alabilir. Eksik olursa, yetiştiremezse bile düşünemiyorum. İkileri, birleri bile görebiliriz. Kesinlikle ciddi bir rakip değil. Hiç yani el uğraştıracak bir şey yok. Çok pratik ürünler kullanmış.
Benim menüme bir rakip değil. Aslında çok enteresan, menü bana çok uyuyor. Hindistan cevizli ananas topları hariç benim de normalde evde yaptığım, yapmaktan da keyif aldığım bir yemek, özellikle et. Ama yani gerçekten kendi el emeğiyle yapmasını bekliyorum. Yani bu güzel menüyü inşallah hazır ürünler kullanarak mahvetmez. Çünkü o zaman puan alamaz. Bence bu menüde en az 2 veya 3 hazır ürün kullandı. Yani eğer bu hazır ürünü kullandıysa gardını iyi çekmesi lazım. Dediğim gibi masada kötü enerjisi yüksek olan samuraylar mevcut. Bunlara karşı nasıl bir savunma yapacak kendisini bilmiyorum. Yani botoksları galiba onu kurtarmayabilir. Umarım kendini savunabilir çünkü çok savunması gereken bir menü. Ya Alencim, ne kadar tatlı bir annen var. Ya evet ya, annem çok tatlı ya. Hakikaten öyle. Evet ya, çok şeker. Çok seviyorum annemi. Ama senin aksine çok konuşkan. Benzemiyorum ona değil mi görürüm? Sen biraz babana mı çektin acaba? Evet, babama çektim. Biraz Nemrut'um o konuda. Estağfurullah. Hadi devam edelim. Neyle başlıyoruz? Gülbüş'üm bak, listemi hazırlayıp geldim ben. Kırmızı soğan nerede ki? Ya hazır yanındayken önce domateslerini al. Domates alalım. Kırmızı soğanı sonra alırız. Ayrıca Ahmet abiden yardım isteyebilirsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ne kadar kişi var bir beyefendi gelmiş. Ya isminizi hep duyuyorum ama. Sizin bugün tanışmaya nasip oldu. He? Alen. Alen? Kendisi Almanya doğumlu ve Alman vatandaşı. Ailesi aslen Selanik göçmeni. Alen'cim ya, adınla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle ya. Annen sana Anıl diyor da biz niye diyemiyoruz? Ama ailem Anıl diyor, arkadaşlarım Alen diyor. Yapacak bir şey yok. Ya baba, şimdi aylık ben 10 bin lira harcadığını düşünmüyorum zaten. Ben bunun 2 bin lirasını civarı yüzüne harcadığını, 8 bin lirayı da dışarıdan yemek söylediğini düşünüyorum. Çünkü o mutfağa giremez. Eli yağlı, suratı yağlı, yani bıçak tutamaz, kayar, tencere kayar. Bunu beceremez. Zaten konuşmayı beceremediği gibi yemek yapmayı da beceremeyecek. Yani Alem Bey'in de yemekleri yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Yani yemek aralarında bakımına bir ara verecekse, krem sürme olsun, kapatıcı olsun, yemeklerini zaten yetiştiremez bu şekilde. Umarım bunları sürmez de en son hazırlanır. Eğer çünkü bunları yaparsa ya bir şey düşecek ya bir şey yetiştiremeyecek. Ama genel olarak ben en az bir ürünün yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Ya senin 10 bin liralık bakım masrafını neden bu kadar eleştiriyorlar? Ya çünkü kıskanı yani 10 bin TL bir şey değil ki ya. Bugüne bugün bir yemeğe gidiyorsun, 1500 TL para harcıyorsun. Yani ben anlamadım bu ne... Ne alaka ya? Bir emekli maaşı zaten 10 bin TL olmuş yani. Ne bu? Yani beni niye eleştiriyorlar bilmiyorum. Yağların ardından diğer eksiklerini de tamamlamaya çalışan yarışmacımız et siparişini de veriyor hemen. Merhabalar. Aa, Kasap Beyciğim, hep izliyordum ama şu an canlı canlı görüyorum. Canlı canlı, taze taze. Hoş geldin. Evet. Geldin. 300 gram yarım yağlı kıyma istiyorum ben. 300 gram yarım yağlı kıyma. Evet. Tamam. Ondan sonra 7 dilim dana bonfile istiyorum. Ama böyle ince dövülmüş çünkü rulo yapacağım onu. Güzel döversen... Sarma yapacaksın. Evet. Tamam, sarmalık 7 dilim olacak. Evet. Tamam, bunlar ama bende. Ama incecik yap lütfen. Hiç merak etme. Çok eleştirdim insanları, beni eleştirmesinler eyvah, lütfen. Eyvah eyvah, eleştirdiysen tamam. Alencim, büyüklüğü ne kadar olsun onu da söyle istersen. Orta dilimde olsun, çok da büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Orta olsun. Şimdi Alem Bey dün ayda 10 bin lira cilt bakımına, yani kişisel bakıma para harcadığını söyledi. Gerçek midir değil midir bilemiyorum. Yani ben hiç öyle bir şey yapmadım. Öyle bir rakam bana göre çok büyük bir rakam zaten ama çok da inandırıcı bulmadım. 10 bin lira çok ciddi bir rakam. Ya keşke pesto sosu kendin yapsaydın. Ya Ceyda Hanım, hiçbir şey hazır yaptın mı? Ben niye hazır yapayım? Niye kendimi yorayım? Bu arada son 3 dakika. Başka ne kaldı? Bekle bekle. Ha, yufka lazım, yufka. Eyvah! Hadi çabuk çabuk. Hoş, yetişemeyeceğim Gürbüz. Ya seni çok seviyorum. Çok 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 tatlı. Etlerimi de alabilir miyim? Hazır mı etlerim? Etler de tamam. Hadi hemen yufkayı da alalım. Yufka nerede? Yufkalar tam arkanda. Yalnız onlar kare şeklinde kesilmiş hazır yufka. Sorun olur mu? Yok, olmaz ya. Hallederiz ya. Her şey hazır ya masada. Benim yufkam hazır olmuş. Hop. Alışveriş bitti mi? Alışverişim bitti. Gürbüz koş koş koş, yetişemeyeceğim yoksa, koş. Hadi çabuk çabuk. Merhaba, hoş bulduk. Ha,
Hadi çabuk yetişmemiz lazım. Neyse ki süren dolmadan alışverişi tamamladın. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2530. Bütçeyi 33 lira aştın. Ay 33 lirayı da açmışım ama yapacak bir şey yok. Onu cepten öderiz. 30 TL bir şey değil ya. Ben 10.000 TL aylık masrafım var. 33 TL neymiş? Yürü. Doğru diyorsun. Hadi gidelim.